31 yaşındaki iki çocuk babası Süleyman Cihan öğretmendi. Aynı zamanda Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu'nda öğrenciydi. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında arama kararı çıkarıldı. Süleyman Cihan'ın Edirne'den İstanbul'a gelmek üzere 29 Temmuz 1981'de bindiği yolcu otobüsü İstanbul'a yaklaştığı sırada sivil polisler tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Süleyman Cihan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube'nin bulunduğu Sansaryan Han'a götürüldü. Cihan ertesi gün Gayrettepe Siyasi Şube'ye nakledildi. Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa başvuran aileye oğullarının gözaltına alınmadığı söylendi. Ama aile ve avukatları ısrarla arayışını sürdürdü. Cihan'ı şubede işkencede gören tanıklar çıkarıldıkları mahkemelerde mahkeme heyetine ısrarla Süleyman Cihan'a ne oldu sorusunu yöneltmeye devam etti. Bu ısrar karşısında emniyet tarafından yapılan açıklamada Cihan'ın çatışmada öldüğü iddia edildi. İddiayı destekleyecek hiçbir veri bulunamayınca bu sefer de Cihan'ın gözaltına alındığı günün ertesi yani 30 Temmuz'da yapılan yer gösterme esnasında 6. kattaki boş bir daireden kendisini atarak intihar ettiği öne sürüldü. Oysa otopsi raporunda Süleyman Cihan'ın 6. kattan atılmadan önce öldürülmüş olduğuna dair önemli veriler yer alıyordu. Ayrıca olayla ilgili hazırlanan rapor 30 Temmuz 1981 tarihliydi. Ama Süleyman Cihan'ı o tarihten sonra emniyette gören çok sayıda tanık vardı. Ailenin avukatları ve tanıkların 85 günlük ısrarlı sonucunda gerçek açığa çıktı. 29 Temmuz 1981'de gözaltına alınan Süleyman Cihan, İstanbul Emniyeti Siyasi Şube'de günlerce işkence gördükten sonra öldürülmüş, ölü bedeni yüksekten atılarak intihar süsü verilmiş ve kaybedilmek maksadıyla zindan arkası mezarlığının kimsesizler bölümünde kimliği meçhul kişi olarak gömülmüştü. Olayın izini süren aile ve gazeteci Kürşat İstanbullu, emniyet tarafından ağır tehditlere maruz kaldı. Süleyman Cihan'ı işkencede gören ve cansız bedeninin 6. kattan atıldığına tanıklık edenler olmasına rağmen, somut kanıtlara rağmen tüm hukuki girişimler sonuçsuz bırakıldı. Zaman aşımı devreye sokularak dosya kapatıldı. Bilinen failler cezasızlıkla korundu. Dosyanın canlandırılması için çaba gösteren aile ve avukatlar 2012'de Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Süleyman Cihan'ın işkencede öldürülmesiyle ilgili ek deliller sunarak isimlerini verdikleri fail ve sorumlular hakkında şüpheli sıfatıyla kamu davası açılmasını talep etti. Ek deliller arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın dosyadaki otopsi bulguları ve tıbbi verilerden hareketle hazırladığı rapor yer aldı. Bu raporla Cihan'ın ağır işkenceye maruz bırakıldığı ve apartmanın 6. katından atılmadan önce öldürüldüğü kayıt altına alındı. Sürüncemede bırakılan dosya bizzat savcılığın Cihan'ın işkenceyle öldürüldüğünü kabul etmesine rağmen zaman aşımı devreye sokularak kapatıldı. Bilinen fail ve sorumlular bir kez daha korundu. Kaç yıl geçerse geçsin, Süleyman Cihan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan
vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Devlet 44 yıldır işlenen bu cinayetlere ve kaybedilen yakınlarımızı açıklamayarak bir insanlık suçuna imza atıyor. Değerli arkadaşlarım, bu ailelerin duygularını anlatabilmek açısından 12 Eylül dava dosyasında Süleyman'ın, Hayrettin'in, Cemil'in katillerinden ikisi Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılandı. Bu yargılanma birazcık olsun yüreğimize su serpti. O yargılama esnasında iki anekdotu bilmenizi isterim. Bu bizim duygularımızı ifade ediyor. Biri, Cemil'in annesi Berfo Ana 106 yaşında ve tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna geldi. Heyecanlıydı ve Kenan Evren görüntüsünü görünce bir şahin gibi tekerlekli sandalyesinden kalkmak istedi ve bağırdı, Cemil'im nerede diye. İkinci anekdot şu, Senem annem bu davayı çok yakın izledi. Biz de aile olarak çok yakın izledik. Çünkü biz bu cinayetin devletin güvenlik güçleri tarafından o dönemin emniyet şube müdürü, müdür yardımcıları ve daha sonra Susurluk'la beraber daha da açığa çıkan çeteyle beraber işlediğini biliyoruz. Ve bunların hepsi açık, dosyada mevcut, sahte belgelerde mevcut. Ve enteresan olan 1981-86 dönemi arasında süren soruşturmada bizzat Süleyman'ı gözaltına aldıran, bu cinayete tanık olan ve aynı zamanda yargılama dosyasında dosyanın savcısı olan Erdoğan Savaşer'i bunu sürekli inkar etti. Ve açıkladığında da çatışma sonucu ölü ele geçirildi dediğinde aslında Süleyman'ı öldürmüş ve kimsesizler mezarlığına defin etmişlerdi. O soruşturmada hiçbir soruşturma yapılmadı ve soruşturmama dosyasıydı o. Sağ olsun Kürşat İstanbullu, sevgiyle yad ediyorum. Hayrettin Eren'in annesi Elmas Ana ve babayla beraber uzun mücadeleler sonucu sonuç alabilirdik aslında. Ama polis tanıklardan birini de, yani getirip apartmandan öldürülen tanık, öldürüldüğüne tanık olan apartman görevlilerden birini de kaçırtarak o delili yok etti 86'da. Şimdi 1986'da koğuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Ama sevgili arkadaşlar, tıpkı katillerin hiçbir zaman rahat edemeyeceği gibi burada yakınlarını, en önemli değerlerini kaybedilen bu ailelerin de kaybedeceği bir şey yok zaten. Ve bu ailelerde katillerin yakasından düşmeyeceklerdir. Onların peşini bırakmayacaklardır. 2012 yılında 12 Eylül davasının açılmasıyla beraber yeniden soruşturma başladı. Ama ona geçmeden önce Senem Ana'nın çığlığını anlatmak isterim. 2014 yılında iki cani, insanlık suçunu işleyen iki darbeci general müebbet hapis cezası aldı. Ve o duruşma çıkışında annemi aradım. Kenan Evren'in müebbet hapis cezasını aldığını söyledim. Onun çığlığını duymanızı isterdim. Sevincini duymanızı isterdim. Ve bu sevinci de yarım bıraktılar. Değerli arkadaşlarım, sonradan ne akıllarına geldiyse, 2 yıl süren ve ceza verilen bu iki general
her ne hikmetse yine cezasızlık zırhıyla, zaman aşımı kavramıyla kurtuldular. Aynı dönemde 2012'de 12 Eylül davası açılınca burada da soruşturma açıldı. Failler 1. Ordu Sık Yönetim Komutanı, Emniyet Müdürü, Müdür Yardımcıları vesaire olduğu için Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma yürütüldü. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soruşturma 2 yıl sürdü ve bu soruşturma sonunda savcı takipsizlik kararı verirken Süleyman'ın dönemin emniyetçileri tarafından öldürüldüğünü tespit ederek zaman aşımı nedeniyle verdi. Çünkü baskı altındaydı savcı. Şimdi Berfuan'a ve Senemana'nın o duyguları hepimizin duyguları ve hala heyecanlıyız. Hala biz kayıplarımızı arıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Süleyman'ı 85 gün sonra bulduk. Ama sağımda solumda duran ve buraya da sınırlı sayıda gelmemizi kabul ettikleri için gelemeyen her kayıp aynı duyguları yaşıyor. Ve bu kayıplar bulunmadı. Tıpkı Berfuana'nın hala kapımı açık tutuyorum, Cemil'in bir gün gelir evi bile değiştirmedi, evini bulsun diye. Elmas Ana da aynı duygularla yaşamını yitirdi. Şunu söylemek istiyorum iktidar yetkililerine. Devlette devamlılık esastır. Bizim dönemimizde bu cinayetler işlenmedi. Bizim dönemimizde kayıplar olmadı diyerek övünmek sizi hiçbir şeyden aklamaz. Devlette devamlılık esastır. Siz devletin gözaltına aldığı resmi güçleri vasıtasıyla kaybettiği bu insanların akıbetini açıklamak zorundasınız. Siz burada Galatasaray Meydanı benim mezar yerimdir diyen, kaybını bulamayan annelerin, babaların, kardeşlerin çığlığını duymak zorundasınız. Siz devleti yönetiyorsunuz ve elinizde sihirli değnek yok ama elinizde kayıtlar var. Bu kayıtlar derhal açıklanmalı. Kaybı olan ve hala naaşına yetişemeyen, kavuşamayan bu ailelerin yüreğine birazcık ferahlatmak zorundasınız. İkincisi, devlette devamlılık esastır. Darbe ve işkence suçluları için zaman aşımı yoktur. Bu utanç verici bir kavramdır. Bunların cezasızlık politikası nedeniyle bunları kurtarmaktan vazgeçin artık. Sonuç, son kayıp bulunana, katiller yargı önüne çıkarılana kadar biz buradan seslenmeye devam edeceğiz. Burada oturmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ve umarım yetkililer de sesimizi duyar. Teşekkür ederim. 1011. haftada önümüzdeki hafta yine buradayız. Süleyman Cihan ve tüm kayıplarımız için adalet. Tüm kayıplarımız için. Bu coğrafyada göz altındayken keyfi ve yargısız infaz sonucu katledilip mezar taşı olmayan yakınlarımız ve adresi meçhul olan adalet